Aziz kardeşlerim, Rabbimiz bize bir imtihan takdir buyurduğunda, dağ başında veya bir mağarada, yer altında, evine kapanmış, caminin bir köşesine kilitlenmiş insanlar olarak imtihan edilmemizi istemiyor. Muhakkak diğer insanların da bulunduğu ortamlarda imtihan oluyoruz. Bu açıdan insan Allah'a kulluk için mümin olup yaşıyor ama bu kulluğun en çetrefilli bölümü insanın kendisi gibi diğer insanlarla oluşturduğu bölümdür. Biz hep Allah'ın rızasını kazanmakta namaz kılmayı, zekat vermeyi, cihat etmeyi ve benzeri şeyleri öne çıkarıyoruz. Mesela işte sabah namazından dolayı insanlar cehenneme girecekler. İşte zekat vermedikleri için malı olanlar cehenneme girecekler diyoruz. Mesela sorulsa bize kıyamet günü kafirler bir tarafa atıldı zaten. Ama Müslümanların cennet cehenneminin hesabında problemler nerede diye sorulsa, hep namazı, zekatı, haccı, kumarı, zinayı, bu tip şeyleri kıyamet günü cennetin önündeki barikatlar olarak görüyoruz. Korkarım ki kıyamet günü bu barikatlar daha çok anneler babalardır, çocuklardır. Aynı anneden doğduğumuz kardeşlerimizdir. Yani insani ilişkilerimiz Allah'la olan ilişkilerimizden daha çetin bir yokuştur. Çünkü Allah Gafur ve Rahim'dir. Kullarına rahmetiyle muamele eder. Kulluğunu affetmek için bin bir sebep arıyor Allah.